alacağım. Gelin ölen bura bakalım. Yepyeni bir marka, yepyeni bir yatırım geliyor. Ya Azizem geliyor, Azizem. Bu Azizem sadece memlekettekilerde değil, memlekete gelecek olana da hizmet edecek. Heyecancığım da bundandır. Merak edin biraz. Azizem'i de, yatırımcıyı da söyleyeceğim size. Ama şimdi değil. Bu Azizem var ya, bu Azizem allem gallem edecek ortalığı. Bütün halk, bütün avu Kıbrıs dünyası öğrenecek bu Azizem'i. Elle Cumhuriyeti de öğrenecek, Angolem de öğrenecek. Oylar yüreğim, kız seni görünce. Ahmet Gazioğlu. Ahmet Mehmet Ali Çapudu. Namı diğer Çapudu. Çapudu. Mehmet Ali Çapudu. Nedir Çapudu? Çapudu'nun anlamı yani vurduğunu kıran, döken eşkıya anlamına gelirmiş. Allah rahmet eylesin her ikisini de Cemal Mida ile yaşadılar ve eşkıyaydılar beraber. Babamın davarını beklerdi Mida. Hı. Babam da alırdı onun martinini. Gerçi martini çok vardı babamda ama da giderdi gece hırsızlığa bir tosun, bir tekke. İşi oydu yani, Çapudu. Evet. Labitju'da kalırdı o zaman. Labitju'da kalırdı. Labitju'nun tam yeri neresi? Labitju en yakın olduğu. Tam Panaya, Magaryos'un köyü, evet. Panaya'nın aynı meraları var, bitişiktir. Evet. Aradaki mesafe de 2,5-3 mildir. Yani Labitju daha Trodos'a doğrudur yoksa daha denize doğrudur? Yok. Denize doğru dediğin yani ne kadar olacak? Daha güneye değil mi? Labitju'dan güneye doğru gelirsen Poli'ye doğru biraz 20 kilometre var. Evet, anladım. Labitju'dan sonra Türköy bulun Anadyu'yu. Anadyu'dan sonra en aşağı Saramay, evet. Zarga, İstinjo, Melandra, Melatya, Evretu, Yalya bu tarafta, Magunda bu tarafta, Pelatusa da bu tarafta. Ve ondan sonra Hırsofu, Poli, Tera, Arodes. Poli, Hırsofu, Tera, Arodes. Evet. Ve tabii ki şeyi de unutmayalım. Nedir gün doğdu koydular adını sonradan. Çünkü Antroligu. Antroligu'yu söyle. Yani biraz daha o yanda da Antroligu var. Evet, daha hep bu yakın bölge. Yani yakın çok bölge. Güzel para ediyor şimdi oraları anladığım kadarıyla. Yeni yeni evler yaparlar. Biliyorum, bir gittim yeni oralara. Güzel. Gittiniz. Çocuklarım götürdü kaç doğmuşsunuz Ahmet Bey? Ben 10 Ocak 1947 doğumluyum. 47 Labitju'da doğdum. Labitju'da doğdum. Evet. Sonra ilkokul. İlkokulu orada okudum. Babam cahil bir adam olduğu için aslında söylememem lazım ama bunu da söyleyeceğim. Ben cehalete inanmam yani. Onun bilgisi yok, bizden daha yok, fazladır. Hayır. Farklı konularda onun bana verdiği nasihatleri söylesem evet. Sen anladın. Dedim, bu adam filozofudu. Benim anam kardeş gayrimüslimiydi doğduğunda. Ve babası da dayısı da keşiş idi. Evet. Ama o da çobancıydı. Babam beğendi yeni. Hatta rahmetlik Ali dedem, Çapulu dedem az. Bu cıracığı getirirsen bana dedi yine. Ha görün bu mandrayı vereceğim sana. Hem zeytinliği, altı zeytinlikleri de vereceğim sana. Hem vereceğim sana en büyük tarlası 5 dönümü vereceğim sana bu. 5 dönüm tarlaydı. Oğluna dedi yani. Babama söyledi evet. Oğluna. Baban da evlendi annen inan. Babam da hikayeler çok evet. Büyük anladı. Seviştiler. Kaçıracak annemi. Çünkü evlenmeleri yasağıydı. Evet, şey olarak evet, bir evet. Müslümanın bir gayrimüslim. Geleceğim. Evlenmez. Götüreceğim seni gitti konuştuğu imam olan Orhan Arı vardı hoca. Hı hı. Engin Arı. Evet. Onların dedesi. Evet. İmamıdı. Hem imamıdı hem hocaydı. Evet. Öğretmeniydi yani. Evet. Öğretmeniydi.
götüreceğim. Konuştular dedi, yine okuyacağım, yine Müslüman olacak. Adı ne olacak? Adını da koydum dedi, yine Ayşe olacak. Evet. Ayşe iste saygılesin, bir şey ya çıkarsın, keserim ellerini öyle imza atarsa. Babam Ahmet dedi. Anneme de dedi, bak hazırlan, geleceğim, alayım seni köyünden. Ama kaçıracağım seni, kaçmayacaksın sen bana, ben seni kaçıracağım. Ha. Ha, geldiğinde bohçanı da bakacağım, bohçanın içinde bulursam bir tane peşkir derdi eskiden. Evet. Şu yemek yerken ayaklarının üstüne koyup, bir peşkir aldığını evden, anandan görürsem veya bir tabak, tabağı kafanda kıracağım. O peşkiri de luri yapacağım ve bazını sıkacağım sana. Sonra dedi yine ben öyle gelmeyeceğim, öyle hırsız gibi. Geleceğim atımın üstünde, at bineceksin sen de arkama. Ve kaçacaksın. Ve kaçacaksın benim inan. Köyün içinden koşarak değil. Yavaş yavaş yürüyeceğim dedi yine. Atı sürmeyeceğim. Taşıksın senin bu gavadayı köylülerin, hem popazların. Öyle yaptı yani. Kaç yaşındaydı babanız? Babam herhalde 30 yaşındaydı. Yani... Annem daha 16 yaşındaydı. 16 evet. Yaşındaydı. Çocuk. Öyle oldu yani benim annem. Evet. Öyle, babam öyle. Orada doğduk. Sonra anneniz kaç doğum yaptı? Kaç kardeşsiniz? 9 yaşayan kardeşilik. Bir tanemiz 15 yaşında bir kız çocuğu, en küçüğümüz. Yanlışından tarım ilacı içti veyahut da bilerek Allah intihar etti. Geriye kalan 5 erkeğimiz Yaşar. Allah uzun ömür versin. 3 tane de kız kardeşiniz. Kız kardeşimiz Yaşar, bir tane daha kız kardeşim o vefat etti. Aynı tarihte, ben kanser olduğum tarihte, o da kanser oldu ama bilmezdi ve geldi İstanbul'a, Florence Nightingale Hastanesi'ne benim eşime yardımcı olsun, arkadaşlık olsun. Meğer o da aynı hastalıktan muzdarip idi ve bilmiyordu. Ancak maalesef ben yaşamaya devam ettim, o vefat etti. Vefat etti. Allah rahmet eylesin. Dolayısıyla şu anda 8 hayatta 7 tane kardeş. 5 tane evet. Erkek, 5 tane erkek. 2 tane daha kız. Evet. Sonra yani babam öyle bir adamdı. 63 hadiseleri çıktığında, tabii ki ben ilkokula giderken babam çok okumamı istediği için, biliyorsun köyde sabah ilk işimiz mandıraya temizlemek, hayvanları yemlemek, her şeyi yerine koymak, ondan sonra okula gitmek. Okuldan çıkar çıkmaz da doğru babaya hayvanları eve getirmek, dedeme yardımcı olmak, babama yardımcı olmak, böyle çalışırdık biz. Bu hocaya da çok rica ederdi. Bak bu Ahmet belki okur, bak bu Ahmet belki okur. Yok dedi, yine okur, hem çok iyi okur. Rahmetlik deden de beni uyandırırdı. Çok erken sabah hayvanları yemledikten sonra çalışayım diye. Ve gaz lambasıyla çalışırdık. Soğukta, çünkü bizim oralara yüksek yerdi. Evet. Rakım yüksek, soğuktu. Ortaokul. İlkokul. Evet. Bu ilkokul dedi gene ben Mehmet dedi. Reçapudu. Bu çok akıllıdır bu oğlun. Okur. İstemem gözüm, gönlüm razı değil, 6. sınıflarla imtihan ederim yenileri. O zaman 6 sene okurduk. Evet. 6. sınıflarla imtihan ederim yenileri. Bu 5. anladın, onlar bilmez ve bu bilir. Onun için ben ayarlayacağım, konuşacağım müfettişlerle de 5 senede bitirsin. Bu sene bitirsin okulunu. Babam dedi, yine kalktı, öptü ayaklarını. Rahmetlik babam. Öyle mi? Evet. Ha. Bunu da söyleyeyim. Ben çok değişken bir insan oldum. Çok duygusalım. Pısırıklığımdan olduğunu zannetmeyin. Sen baflısın zaten, pızırık. Anladım. Ancak çok çok duygusal oldum. Bir şey değil. O gayet güzelliğinizdir, o bir şey değil.
güzelliğinizdir. Hiç sorun değil. Yolladılar beni o zaman ortaokula gitmek için. Duhuliye imtihanları vardı. Evet. Geçer saydın giderdin. Ben gittim 5. sınıftan. Mezun olup da gidenlerden de vardı. Bir tanesi geçmedi. Gidemedi yani ortaokula. Beni aldılar. Ben kazandım. Geldim. Babam kurbanlar kesti köyde. Devrisi gün okulda devam ederdi. Duhuliye giderdi. Devam ederdi. İp atlardık. Ben de çocuk. Başka bir rahmetli arkadaşım vardı. Fuat. O Namsoy'un akrabalarından da o da şehit olduğu da aynı gün. Benim yanımda. Köyde Labikyo'da. 5 tane şehit verdik o gün Labikyo'da. Geri kalan bütün köyü de esir aldılar. Ben dahil. Ben ölümden döndüm. Zaten Fuat Bey'in adı oradan geliyor. Evet. Hı. Neticede kardeş ben o gün bu Fuat'la ip çevirelim de kızlar atlasın. Biz yeni ergen veyahut da Rumca lisanıyla signos ettik. Signos anladı. Sardım ipi ve muhtarın kızını düşürttük. En kıza o geldi. Düştü de biz de amış bacaklarını görelim. Buraya ya ne olacak görmüşsün görmemişsin. Düştü değneğiyle öyle bastırmanın peşime yetişmedi beni. Muallim. Köyün yanında Vigo'yu içerdik. Devresi gün sabahtan babamın yanında ben de su taşırım çalışanlara. Evet. Ahmet'im, şeker oğlum. Gel öpeyim seni. Öpeyim dediniz. Gel öpeyim seni. Kim dedi? Babam. Ha. Çağır bana ama muhtarı gördüm şu geldi ya da geçerken oradan durdu da konuştu gene bir şey. Ha, sezdin hırıltıyı. Sezdim hırıltıyı. Demi aynen böyle dedi gene. Bu Ahmet'i vazgeçtim yollamalım yeni mehtebe. Büyük mehtebe yollamalım yani. Çünkü evlendirelim çünkü evlendirmeyizdir. Niçin böyle böyle yaptı? Ben anlamam. Gel oğlum gittik biz daha. Blue Band margarin maşapaları vardı öyle. Bu fellahlar gelince köye onları saklardık da verirdik de o sapın şeyini şu açarlar. Onu kulp yapardı. Kurdu yine de su maşapası olarak içerdik. Evet. Ne gezer? Ha? Galayla. Galayla. Ne gezerdi bize şey öteberi evet. Ya bardak ya gibi şeyler. Ha. Gel oğlum ben uzaktan doldurdum suyu. Maşapayı suyu doldurdum gittim ya. O da diz çöktü yere rahmetlik. Dizlikliydi böyle. Gittim uzak. Ahmet'im! Bir şekercik vermeyeceğim bana. Sonra veririm baba. Anladığımı. Suçumu anladı. Tam böyle bir dalma daldı üstüme. Ama tutamadı beni. Ha. Tuttu buramı ama ne maşapa kaldı ne hiçbir şey. Yaştım yani. Yaştım tabirleri ve uçarım ben havada. Elinde de orak. Allah rahmet eylesin. Çevirdiği orayı da böyle bir uçurttu. Bak yani kafama doğru. Yani yeseydin koparacaktı. Hayır vurmak için atsaydı ki vururdu. Evet. Çünkü bunlar gece gündüz bunların talimleri buydu. Taşıyla, bıçağıyla, tüfeğiyle yani Rumlara karşı savaş vardı o zaman. Yani 50'li yıllarda da var. Gidemediniz ortaokula. Gittim ya. Ben sana konuşurum. 47 doğumluydum ben. Ben 55'te gittim ben. 55-56'da. Gittiniz. Gittim tabii. Gittim tabii. Hangi ortaokula gittiniz? Kurtuluş Lisesi'ne. Kurtuluş mezunusunuz. Tabii tabii. Yok. Mezuniyetim Haydarpaşa'dan. Çünkü esir oldum ya ondan sonra. Evet. 64'te kırdılar burnumu, bayağılarımı, her tarafımı kırdılar. Birleşim Edir getirdi beni şeye. Lefkoşa Hastane'ye. Orada tedavi. 63 harekatında neredeydiniz? Labitu'da. 63 harekatında 10 Mart 1964'te bir gece evvel BAF'ta, BAF'lılar hücum etti. Mavro vardı, Eogaj'ı falan anladın. Evet. Hem Guruzum şeyleri, söyle adını, Abohi'leri. Oraya saldırdılar ve çarşıdan 700 tane esir aldılar Rum. Çocuk, çoluk,
köylü. Evet. Köylüler de oraya alana esir aldı bizimkiler. Esir aldı bizimkiler de odurlar abi hiyiler içine. Onlar da yaptıkları hazırlıklarını yaptılar ve onunda onlar 9'unda onunda da Mart'ın bütün bölgeden 4-5 bin tane asker Eogacı evet, topladılar ve geldiler. Toplam 5 piyade, 2 tane Bren ve 3 tane de Takarov, 5-6 tane de av tüfeği olan bir köye saldırdı bu insanlar. Nüfus da 150-200 kişi evet. Yoğundu bile. 5 kişiyi de öldürdüler. 5 kişiyi de öldürdüler. Geriye kalan sineğimize varıncaya kadar hepsimizi esir aldılar. Beni Strumbi'ye getirdiler. Evet. Strumbi'de de bağların içinde bir yerde. Orada soydular bizi analan doğma. Samanlıydı o yer. Kovalarla su doldurdular içine ve yatırdılar bizi onun içine. Ön, arka, taka tuka, kakma analan. Onlar hikaye. Evet. Ondan sonra geldik Lefkoşa'ya. Lefkoşa'da gittik, sığındık. Bu can sigorta var. Evet. Mehmet Can. Bu Cengiz. Antrolikolu Cengiz var. Müdür Vakıflar Bankası'nın. Evet. Oraya da değineceğim madem geldim. O da damadıdır Mehmet Can'ın. Evet. Allah'a iyi. O da bizim çevik birlikte. Kumandanımızdı Mehmet Can. Evet. Bu Cengiz benden küçüktür. Çok küçüktür. Ha. Damadıdır. Evet. Kızını tutar. Orada aldı beni. Sen dedi benim evladımsın. Baktı gördü. Dedim ben geldim. Yer ararım burada savaşayım. Ben gelmedim okumaya. Okumayacağım ben dedim. Haydarpaşa'ya götürdüler sizi ama. Dediler oraya gidelim. Ama aldı. Kalacak yerim yok. Hiç kimsem yok anladın. Gece kalırım şeyde. Askeri birlikte. Askeri birlikte kalırım. Dere geçer şimdi şu hastane var. Burhan Alvaldo evet. Hastanesi. Daha bu yanda senin köylü Erdal doktorun evi var. Derecikler oradan geçer. Öfkalip olurum. Orasıydı bizim birliğimiz. Yıldırım bölüğüydü sonradan adı. Yok. Biz Çevik birliği. O zaman da daha sonra Yıldırım oldu. Biz kaçtık orada Yıldırım evet. Oldu. Tamam. Ama bu arada Haydarpaşa'yı da bitirdiniz yani gündüz. Sonra bitirdim. Ha. Yani devam ettim ve bitirdim. Evet bitirdim. 64-65'te bitirdim. Ama tahsil yok. Evet. Bir şey yok anladın. Yollar kapalı. Köyün olayları oldu 68'de. Uçaklar geldi. Şu bu anladın. Magaryos'la Demirel işte restleştiler. Ve işte o zaman yolları da ben ikinci partiyi tahsile gidenler derim. Evet, ama o zaman askerliğim devam ederdi. Nereye gittiniz 68'de? Tahsile? Eskişehir. Ne okudunuz? Anadolu Üniversitesi. Ben işletme, muhasebe ve ek pazarlama. Okudunuz? Okudum mezun. Kaçta mezun oldunuz? 1971-72. Evet. Ondan sonra Kıbrıs'a geldiniz. Ondan sonra Kıbrıs'a geldim. İşimi kurdum. Ayrıca evliydim tabii. Evet, evlendiniz. Evlendim de. Gümüş işi yapardım. Gümüş işi yapardım. Ortağım da Allah rahmet eylesin. Öksüzler Mustafa. Öksüzler, Mehmet Öksüzler vardı. Polis kumandanıydı. Evet. Oğlucunu uzun tanıyasın. Öyle sana benzer öyle parça o da. Mete. Mete Öksüzler. Mete Öksüzler. Galericilik falan yapar. Evet. O çocuk böyle güçlüydü. Eşim de çok beğenirdi o çocuğu. İnşallah dedi. Çocuğumuz olacak. Burucu bunun. Burucu öyle nazik olur dedi. Ha. Diğer ortağım da Lefke dildi en sonunda orada. Hüseyin Eisright derlerdi gene. Eisright. Evet. Onlar paralıydı. Çünkü memurdular. Görünceler beni öyle yatkınım bu işlere. Türkiye'yi de bilirim. Verdiler parayı. Açtık dükkanı. Lakumacı'dan onlar çok güzel, lüks bir dükkan. Resmi muhasebe, her şeyimiz tamam. Giderdim, alırdım kapalı çarşıdan gümüşleri, gelirdim. Ve orada pazarlardım. Gelirdi cıralar oraya. Harekattan önce yani, 74'ten önce. Ha. 74'te o yanda kaldı. 74'te orada. Ama Allah'tan o 15 Temmuz'da darbe olunca o güzel, küçük pahalı ağır şeylerimi aldım da götürdüm. Türk Bankası'nın kasasına yatırdım onları.
kaldı biz 30-40 kilo gümüşüm kaldıydı yani. Var yani belki de o kadar daha var. Öyle bakmam bile dediler. Uzatmayalım hikayeyi. Gittik tahsile, geldik geri, kurduk işimizi kardeş. Evet, kurdunuz. Evlendik, geldik işte Mausa'ya. Evet. Mausa'da da benim merakım vardı bu şey, çünkü bağlarımız vardı. Eşiniz nereliydi? Eşim de aslında biraz gariptir ama benim babamla bunun anası iki kardeş evladıdırlar. Yani bunun da kökü baftan evet. yetişir ama bunlar evet. defteralıydı. Evet, anladım. Bilmezdim, birbirimizi tanımazdık, görmezdik. Tesadüfen ben hastanede tedavi görürken şu giderdim her gün, daha iğne salarlardı bana falan. Evet. Bununla görüştüğümde annesi de azması vardı devamlı da, devamlı iğne uzumu salınsın işte. Yolladıydı benim eşimi, Ahmet dayı vardı baş asistan, onun yanına dalıştırsın yine iğne yapmayı. Ben de onu yakaladım, ben de ona yaptım iğneyi. Evet, iğneleştiniz ve tanıştınız. Anladın. Ve Mausa'ya yerleştiniz ama devlet memuru oldunuz bu defa değil devlet mi? Devlet memuru oldum. Devlet evet. memuru oldum ama 5 sene askerliğim vardı. Evet. Malum bizim hırsızlarımız bir seneye bir sene verdiler. 2 sene oldu yani. 10 sene çalıştınız. 12 sene daha çalıştım şeyde. Devlette. Devlette. 22-23 yaşından emekli olabilirdim. E bu oyuncak işi daha hoşuma giderdi. 22-23 evet. seneden emekli olabilirdiniz. Evet. Ha, evet. evet. O kadar emekli oldum. Ve döndüm da bu işe. Çünkü köyde o şarapçılık, Zivaniye falan anladın. Zivaniye'ye meraklıysan söyleyeyim sana. Zivaniye, Rum tarafının Zivaniye'sini pek içme. Çünkü Zivaniye orijin, kodeks olarak da Zivana'dan yapılır. Zivana. Zivana da ne demektir? Üzümün posası demektir. Evet. Yani üzümü sıkarlar. Eskiden yoktu şu sıkarlardı. Eskiden, Zivana'dan çıktım deme. Eskiden öyle küpçükler, şey havuzcuklar vardı. Yapardık hususi. Dökerdik pişmiş üzümü içine. Girerdik içine, babamız yıkardı ayaklarımızı. Bazen yıkamadan da girerdik. Ha. İra basardık. O bir taraftan da kardı su. Şıra dedi. Şıra. Alırlardı onu, yaparlardı. Pekmez, porto, paluze, köfter sucuk. Gibi şeyler. Ve sucuğu da beyazdan yaparlardı. Beyaz. Ve bademden. Ve bademden. Evet. Ve cevizden. Sizin şeyde terada çok güzel yaparlardı şeyi. Çünkü çok güzel ceviz ağaçları. Hala yaparlar. Bilirim. Bilirim. Ben de hala yaparım. Ben, evet. ben de yaparım. Sucuk yaparsınız. Yaparım tabii. Yaparım da. Ve Ahmet Gazioğlu işki şirketini kurdunuz. Ahmet Gazioğlu işki şirketini kurmadım. Bu evet. şirket kuruluydu. Türkiye'li bir kişi ve benim eniştem tarafından. Onun için isterdim götüreyim sizi göresiniz ama vaktimiz yoktur dediniz. Evet. Başka zaman inşallah. Orada bunlar geçinemediler, anlaşamadılar. Birbirlerinden çaldılar falan. Bende de gümüşten kalma ciddi bir birikimim vardı. Mesela 5000 lira para verdiğimde annemi, babamı ve iki kız arkadaşımı getirdim. Para vererek. Rum tarafından. Rum tarafından. Çünkü görevlendirdim İngiliz üst bölgesine Pergama'ya ve Pergama'ya giderken tanıştım Rum'unla üç yıldızlı. Ve getirdim sayeneri. Bastım parayı, gitti getirdi bayanları. Evet. 2,5 milyon getirdi. Nerede kaldık? Afrika'ya anlaşamadılar. Anlaşamadılar. Dedim şey enişteme, kaç para ister be? Bu adanın hakkına ama fabrika dediğim vardı. İki tahta varel, böyle iki tahta varel. İki tane de, üç tane de çeşme koydular etrafına. Osman Kur'an'ın babası da kime yerleriydi. Leamasonlu'ydu bilin Hüseyin dayı. Çaktı yerlere çeşme. Üç tane de karı aldılar. Yapardı, doldurdu yerlere onu. Yüksek bir dayak yaptılar yine. Karılar da altından açarlardı, toplarlardı. Anglia şişelerini, 31 şişelerini da yıkarlardı öyle hortumcu olan, hem şeyden fırçacı olan. Da dolulardı içine, bir davancı kaldılar. Da gezerlerdi, da satarlardı, gece de gelirlerdi, kumarda ellerdi.
Ha. Ben bunu görünce dedim sıçarım seni galiba köpek. Anladın kaç para bu. Benden geçmiş zamandır Yaşar Kemal vardı. Evet, BMW'ların o zamanki sahibi. O da benim büyüğümüydü ama beni çok severdi beni. Ve abi dedi bana kaç para istediler ya onu. Yani kazancın varsa dedi, var çocukların var zaten. Yapasın kendileri merakın da var. Çünkü bir gün daha ödettim de geldiler evime daha yedik içtik. Geçmiş gündür. Ciddi bir para verdi bana. Verdim yani ve yollattım hepsini. Firmanın adı Safa İçki Fabrikası'ydı. Safa. Ama ben Bakanlar Kurulu'na mücadele ettim ve A. Nokta Mehmet Gazioğlu and Sons Limited koydum adını. Evet. Bakanlar Kurulu'na adı. Ben resmileştirdim muhasebe ama küçük birer Palmış yolundaki yerimi buldum. Ben devletten kiraladım orayı. Tamir ettim içini. Onardım falan. Ve taşındım oraya. Oraya taşındım. Ama oraya taşındığımda daha emekli uğraşırdım çıkayım da çıkmadı diye emekliyim gelmedi daha. Babam Allah rahmet eylesin bunu dinle. Geldi hiç de gelmezdi gümrüğe. Oturduğum yerde, o zaman oturduğumuz yerde bizim Cumhurbaşkanı'nın bile öyle oval ofisi yoktu. Çünkü hep taşıdık kendileri şeyden, Maraş'tan koyduk en güzel, beğenmezdik onu atardık, o başka kurdu. Geldi gördük, gelen köylü de falan anladı, ben daha köylü çocuğu, gelen işi olmazmış, niçin olmaz, yasaktır, ikinci lastikmiş gelmez. Kim söyledi olan? Lastik gelmezmiş. İkinci. Bu adam köylü, fakir bir insan. Var bir kurada şey var. Parası olsa almaz yani. Getir amca da ben sana geçireceğim. Anladın? Öyle. Herkes benim etrafımdaydı. Rahmetli babam be Ahmet dedi bak. Sen gene söylerim sana. Çıkacaksın bu gümrükten. Dinlemeyeceksin beni. Çünkü ben sana kaç saat nasihat edersem sen de sayan bizim Beyaz Beygir'in taşaklarında kaç tane at sineği var. Dinlemem beni. Ama bu son lafımı dinleyeceksin. Lütfen sen çıkmadan buradan, bu trabezden kaçmadan. Oraya şu götürdün beni, şu aldın o yeri daha boya attın, bir odacık yaptın. O odanın içindeki şeyini, trabezini beğenmedim. Bu trabezden daha güzel bir trabez yaparsan çık dedi. Hakkım helal olsun sana. Yaptığın daha güzel bir trabez. Gittim ben de bu trabezleri kim yapardı o zaman? Tanın gene Deli Hasan'ı bizim Hasan. Mobilyacı Hasan ya o. Evet. Hasan. O yaptı. Sanayi bölgesindedir. Tanın gene o. Evet. O geldi gördü dedim abi babam söyledi. Benim trabezimden daha güzel trabez yapmayacaksın hiç kimse. Anladın? Daha... Ve kurdunuz ve kurdum, şirketi kurdum. Ve çok çeşitli. Hala devam eder. Kardeş işte. Ben merakım vardı ya. Mesela istediğim şarap yapayım. Nereden öğreneceğim? Rumlara gidemezdik. Ben bilirdim şarap yapayım ama yani gelişmiş. İlmi. Ha. Anladın? Gittim Sicilya'ya. Sicilya'da, Catania'da 3-4 ay kaldım. Ve öğrendim. Ondan sonra istediğim yapayım konyak. Nerede yapayım? Fransa. Gittim bir eski gale şeyde Fransa'da. Orada kaldım. İstediğim viski yapayım. Ama viski dedim yani ithal edeyim da şişeleyim burada. Gittim İskoçya'ya. Montrose Whisky Company diye bir firma. Allah, yaşarsa Allah rahmet eylesin. Toprağı bol olsun. Öldüyse de. En son 90'lı yıllarda aklıma geldi bira. Gittim bir memlekete Avrupa'nın. Almanya'ya gittiniz. Yok. Çek Cumhuriyeti. Avusturya'ya gittim. Ha evet. Avusturya'ya gittim. Oradan bir markayı aldınız. Orada aldım. Gelmezdi, vermezdi. Duyuldu ortalığa anladın. Gavura protestolar şunlar bunlar. Adamlar özel uçak kiraladılar ve geldiler bu memlekete. Gördüler beni. Geldiler işte.
Tatar'a geleceğiydik. Kısa keseyim de uzun gitmesin. Aydın havası olsun. Esinde. Bir gün baktım, kurduk her bir şeyimizi getirdik, teşkilatlarımızı açılış yapacağım. Çok sevinirim, tacil ederim bitsin. Babam hasta oldu. Evet. Babamı kaldırdılar Lefkoşa Burhan Devlet Hastanesi'ne, komada yatır. Ben de uğraşırım, davet ettiğim insanları erteleyemem. O palın bir şey yolunda. Aşağı yukarı 8000 metrekarelik alanın içinde büyük bir yer vurdum yani. Bir gün geldi Ersin Bey geldi, girdi içeri. Ahmet Gazioğlu benim, tanıma beni ben. Evet. Ben Ersin Tatar. O zaman Türkiye'deydi. Dedim seni tanımam ama babanı tanırım. Babam bana ya kötülük yaptı ya iyilik yaptı. Memur yaptı sizi. Memur yaptı beni ama iyilik yaptı. Çünkü ben 30 yaşındayım dedim de emekliyim. Evet. Hem de 22 yaşında işlemişim. Ben hakiki... 22 sene işledin. Ha, 22 sene işledim. Halbuki ben gerçek şeyim, çalışmam mücahitlikteydi. Benim 5 senem, 25 sene dese gene değerli. Çünkü öyle mücahitlik evet. Yaptı. Yani hakkıydı o zaman insanların. Ama doğru. Her insanın değil. Her insanın değil. Mutlaka. Hakkı olan %5 aldı. Evet. %95 de hakkı olmayan evet. Aldı. Bu şirket büyüdü. Ersin Bey de size o dönemde... Açılış yapacak şimdi. Açılış. Evet. Ersin Bey dedi bana ki... Ahmet abi, hala da Ahmet abi der bana. Leafletlerini kim dağıtacak? Ne leafleti? Ben leafletin anlamını bilirim. Daha sonra leaflet. Sonra öğrenir ki şeydir. Reklam. Broşür reklamı anladın. Meğer bu yaptırdı. Şovun müdürüydü. Evet. Ve birkaç daha medya grubunun. Evet. Öyle başında tercüme şey yapardı. Geldi bu. 2 saat sonra açılış yapacağım. Bir konuşma yapacağım ben. Geldi Hakkı Hatun. Meclis Başkanı olarak mesela Başbakanı da neyi bileyim. Başbakan da olabilir. Olabilir. Ben konuştum. Ben konuşacağım, o konuşacak. Misafirlerin yönetim kurulu başkanları konuşacak. Açılış olacak, gece olacak. Gece de gideceğiz burada. Söylemişsin. Yemek yiyelim. Hep beraber ayarladım ben. Sen konuş dedi bak. Şimdi buyursun. Konuş. Konuşan gidesin. Bu bana gidesin hastaneye. Evet. Konuşmanızı yaptınız, gittiniz babanıza. Çünkü dedi bak. Yarın geç olabilir, görememeli. Öldü babanız o gün. Öldü. Allah razı olsun. Gördünüz ölmeden. Gördüm, gittim, oradan evet. Çıktım da geldim. Bu hesapları da ödedi. Şimdi yıllarca her türlü içkiyi ürettiniz. Evet. Hala üretiyoruz ama şu anda oğullarınıza devrettiniz işi. Gördün. İş kötü. Gördün. İş kötü. Gördük. Evet, iş çok kötü. Tabii oteller kapandı. Piyasa çok... O değil ya. Çocuklarımı da Amerika'ya yolladıydım. Okusunlar da gelsinler. Ve aşağıdan o yerimden de aldım bu yeri. Evet, bu yeni yeri. 25 dönüm üstüne. 12 metrekare kapalı alan, idari büro, ofisler. Çok güzel bir tesis. Anladın? Bira fabrikası, su fabrikası, konyak fabrikası, rakı ayrı fabrikası, dağıtım ağım, hepsi teşkilatı. Açılışı da 6 Şubat. Böyle 6 Şubat yani yarın öbür yükü gibi olacak. Seneye devreye olacak. Geldi Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat. Evet, Talat döneminde açtınız. Evet, açtım. Şu anda üretim devam eder değil mi bir miktar ama? Yok. Yok. Benim şimdi 3 tane evladım var. 6 tane torunum var. Allah bağışlasın. Ve bu 3 tane evladım. 6 tane torunuma süt, ekmek parası götürecek maaş çıkaramazlar. Ama sen bundan evvel duymuşsundur. Veya duymadıysan
mutlaka duymuşsundur. Ahmet Gazioğlu, Çapudur'un oğlu. Be. Villalarda yaşarlar be. Villalarda falan. O villa dedikleri ya. Bugün dönemciklerdir. Bunu da ben kazancım vardı. İyiydim. Da arsa alamazdım üçüne de. Ve bir arsa fiyatına buldum. Bu 14 tarlayı da satın aldım. Şu anda oğlunuz, oğullarınızla beraber yaşıyorsunuz. Sayılır yani. Hayır, üçü de burada. Hayır. Evet, hayır. Evet, hayır. Evet. Evet. Mehmet Ali Özyalçın vardı. Evet, Allah uzun ömür versin. Eski müsteşarımız. Çok. Evet. Sevdiğim bir adamdı. O denktaş falan. Bunlarla ben afasasıydım. Abi merakası. Giderdik şey Karpaz'a. Evet. Ya, o kadar yakınladık. Onun oğlucu da benim evlatçım gibiydi. Oğuz Bey, Allah razı olsun. Oğuz, alır Can Bay. Abi, yapayım sana bir proje çıktı. Çocuklarına yap, anladın. Kalktı para sormadan yaptı bir proje. Bir kuruş para da almadı. Evet. Bu duvarları kesti hep o yaptı bana bir kuruş para almadan. Getirdi bir konteyner koydu oraya. Getirdi Kars'tan da. İşçilerini. 3-4 tane işçi koydu oraya da yaptılar ama burayı. Da yaptım. Aa bu evler içindir benim bütün kavgam ve seni buraya çağırmam. Şu anda. Çünkü. Hepsi ipotektir. Çünkü hepsi. Bunlar değil hepsi. Donum da ipotektir. Toplanın be insanlar, toplanın be de gelin bura. Bir haber duydum, vallahi size bir şey anlatacağım. Gelin ölen bura bakalım. Yepyeni bir marka, yepyeni bir yatırım geliyor. Ya azizem geliyor, azizem. Bu azizem sadece memlekettekilerde değil, memlekete gelecek olana da hizmet edecek. Heyecancığım da bundandır, merak edin biraz. Azizemi de, yatırımcıyı da söyleyeceğim size. Ama şimdi değil. Bu azizem var ya bu azizem. Allem gallem edecek ortalığı. Bütün halk, bütün avu Kıbrıs dünyası öğrenecek bu azizemi. Elle Cumhuriyeti de öğrenecek. Angolem de öğrenecek. Seni görünce oynar yüreğim. Kız seni görünce oynar yüreğim. Borcum da iki bana yatır. Bu nedene gelmemin ve bu borçlanmamın 7 milyon dolar para çok borçlandı çocuklarım da götürdüler beni İsrail'e. Tedavi ettiler beni. Etmediler daha olmadı mı? Olmam da ama çok böyle bir hastalık. Keşke olmasaydım. Kanser nerededir? Kanser, evet. Evet. Kan kanseri. Lösemi. 5 defa ilik nakli oldum. Ve gene gelir. En son geçti dediler. 2016'da. Kalbim nefes alamaz. Mesela fabrikayı satsak örneğin ödenir mi borçlarınız? Yani o tip bir şey. Kim alacak fabrikayı? Oraya geleceğim şimdi. Ha. Ben gittim dedim. Sayın Başbakan olduydu Başbakan. Bu olmuş. Tamam. Benim çünkü ben hep bunda yaşamazdım. Hep İsrail'de yaşardım. Baktım muhasebecilerin muhasebeyi de bilirim. İşletme muhasebe. Yani branşımını da ayırıca. Bu borçlarım şu birikti dedim. Yani toplamda dedim yani 2 milyon dolar aldım şeyden. Söylemeyin. Neyse. Tamam. Dedim bu borçları ödeyebilmenin için benim lüzumu sabredesiniz. Söyle konuşun, sabredin. Ve mal satmadan nasıl ödeyim? Nasıl ödeyim? Ödeyemem bunları. Şimdi de anladın. Yok pandomidir, yok kandomidir, yok gannuridir. Anladın? Ödeyemem bunu. Tamamen kötü duruma düştüm. Bana durdurdun faizlerimi. Çünkü öyle bir duruma gelecek şu geriye kalan. Bunlar daha ipotek değildi. Daha ipotek verdim de aldılar çocuklar. 300 bin istediğinde götürdüler beni yine baştan şeye daha tekrar tedavi olayım. Durdurdum bana bunları. Ta günü geldiğinde hiç olmazsa sattığımda, evleri bile sattığımda yani ödeyebileyim. Vardır yani malım mülküm ha bu. Götürdüm hepsini ipotek verdim yerlere. Şu anda ne aşamadadır beklersiniz şu anda. Kardeş çağırdı yerleri bir gün. Uzatsınlar bana. Çünkü istedi. Uzatsınlar bana 2 sene. Ama dedim ki
uzatmadan siz gidecek mahkemeye ve hüküm vereceğim size ben. Hüküm vereceğim. Şu mal, mülk, bunlar bu ipotekler hep sizindir, ödeyemezsem yenileri 2 senenin hitamında. Evet. Ama bu 2 sene 2 ay da olabilir. Evet. 2 gün de olabilir. Ama o süreyi isterim, kazanayım şu çocuklarım kalmasın sokakta, hem torunlarım. Evet. Tamam. İlgili makam evet. Çağırdı yeni huzuruna. Onu da, yönetim kurulu başkanı da, beni de, oğlumu da. Gittik huzuruna. Be, bu adam kimdir bilirsiniz? Ha? Bu adam sapkına kadar tırnaklarıyla kuyu açar. Tırnaklarıyla anladın bu ülkeyi taşımaya çalışır. Esirliği var, şey var. Bu adam bu adamdır. Onun için bu adama sizden biraz destek olun. Rüşte, istemedim destek de. Neyse borcum. Satacağım malımı, vereceğim borcumu. Ama süre verin bana abi. Beleş. Yapılandırma denen olaya girelim. Evet. Evet. Anladın? Döndüler bana ne dediler bilir miyim? Ahmet Bey, peki. 6 ay verelim sana. Hüküm ver bize 6 aya. Ve ondan sonra da bir protokol yaparız. Nizamat denen bir şey hukukta. Onu da 6 ay ödemedin. 6 ay da ödeyemedin. 1-6 ay sana daha uzayacak. Onu da ödeyemedin. 1-6 ay da. Onu da ödeyemedin. 1-6 ay da. 2 sene. 30 ay. Ya tamam. Onlar yaptı o teklif. Baktı bana. İlgili makam. Olmaz dedim. Ben? Ha. Tamam efendim. Ben bunun ağzını istedim. Evet. Ben bunun ağzını istedim. Bunlar teklif. Tamam dedi. O gün cenaze de vardı. Kalktı koşturdu. Cenazeyi ancak yetişti. 2 gün sonra da hüküm verecek. Geldik mahkemeye gittik. Beylif yolladılar bana. Evet aldı beni. İcramım. Evet gitmedi mahkemeye diye. Kabul edilmedi yani. Evet. Hiçbir şey konuşulmadı. Aldı telefonu. Başhekime der. Yok diyor. Öyle bir şey konuşmadık. O eskide. Getirince beni söylediğim şey hakime. Söyle kendisine bu adama. Şu söyler sana. Yalan söylerim ben. Gelsin. Bassın elini kurbuna. Ve yemin etsin şu. Yalan söylerim. Yalan söylerim ben. Ne isterseniz istediğiniz hükmü yalnız. Evet. Olmadı yani şimdi. Olmadı. Ve bekliyoruz. Evet. Sizin durumunuzda ve bir yığın iş adamı var. Değil mi bu ülkede? Yani yıllarını milyonlarca sterlinlik yatırımla harcamış ve şu anda çok zor durumda. Şimdi bu pandemi açılırsa bizim işler değişir mi? Abi. Yani su abi benim, yok abi ben onlardan zaten gördün bugün. Anladın? Ben söylediğim yerlere getireceğim. Güvendiğim bir insana neresine güvenirim? Doğru olduğuna güvendiğim bir insana ben çağıracağım gelsin. Ne isterlerse düşünürler benim için. Anladın? Evet. Ve anlatacağım yine bu defterimi. Da siz de orada olun. Ben gezdiremem. Siz gezdiresiniz, izahat veresiniz falan. Çocuklar nefret etti bu işten. Sevmiyorlar bu işi. Çünkü her biri ortaokul, lise, üniversite, Amerika'da okudular. Bu kadar geldiler bu memlekete ve böyle şeylerle karşılaştılar. Bir de babanın hastalığıyla karşılaştılar. Anladın? Sevmiyorlar. Üretim işi aşk işidir. Sevgi işidir. Seveceksin bir şeyi, paradan önce evet, üretimi seveceksin. Evet. Çok teşekkür ediyoruz size. Çok çok sağ olun. İnşallah her şey düzelir. Çocuklarınız için de sizin için. Çok çok sağ olun. Nasıl sevsinler o işi? Nasıl gelsinler sana? Evet. Merhaba anlatsınlar. Nasıl o yürekleri olsun? Kolay gelsin diyorum. Ve değil yalnız kendiler. Çalışanlarımı orada 40 yıldır yanımda çalışan insanlar vardı. En son ben oradan ayrıldığımda 172 tane çalışanım vardı. Şu anda gördüğün 5 kişi yoktur. Toplanın be insanlar, toplanın be de gelin bura. Bir haber duydum, vallahi size bir şey anlatacağım. Gelin ölen bura bakalım. Yepyeni bir marka, yepyeni bir yatırım geliyor. Ya az
acizem geliyor azizem. Bu acizem sadece memlekettekilerde değil, memlekete gelecek olana da hizmet edecek. Heyecancığım da bundandır. Merak edin biraz. Azizemi de, yatırımcıyı da söyleyeceğim size. Ama şimdi değil. Bu azizem var ya, bu azizem allem gallem edecek ortalığı. Bütün halk, bütün avu Kıbrıs dünyası öğrenecek bu azizemi. Elle Cumhuriyeti de öğrenecek, Angolem de öğrenecek. Oynar yüreğim, kız seni görünce.